Merhabalar, bu dersimizde tar dosyasında yaptığımız gibi bir işlem yapacağız. Benzer bir yapı olacak. Bu sefer bizim files klasörü altındaki dosyaları kullanarak öncelikle bir zip dosyası oluşturacağız. Sonra da bu zip dosyası içerisine bu dosyalarımızı, TXT ve Go dosyalarını ekleyeceğiz. Bu şekilde bir TXT, bir zip dosyası oluşturmuş olacağız Go ile. Öncelikle temel yapımız bizim tar ile aynı. Şurada genel bir yapı kurdum. Dedim ki benim file folder path dediğim kısım files alanı oluyor. Bunu buraya bir yazdım çünkü kullanacağım bunu. İki tane de dosyam var. Bu dosyaları oluşturacağım zip içerisine eklemek istiyorum dedim. Ve dikkat ederseniz file folder path yani file slash demo.go şeklinde, diğeri de file slash not1.txt şeklinde. İkisi de var. Bunların ikisini de kullanacağım. Hemen uygulamamıza geçelim. Func add file diyorum. Dışarıdan dosyanın adını alacağım. Bir de zip writer. Dikkat ederseniz bu sefer arşivin içerisinde zip'i kullanıyoruz. Önceden tarı kullanmıştık, tar package'ini. Şimdi diyorum ki bunun adı zip writer, ZW. Ve ben zip package'in içerisindeki writer struct'ının pointer'ını da gönderiyorum. Ve bir de tabii her ihtimale karşı dosya işlemi olduğu için error işlemini yapacağız. Bir hata olursa geriye onu döneceğiz. File diyorum. Os open. Os package'ini kullanarak bizim dışarıdan gelen dosyamızı açıyoruz. Ondan sonra eğer bir hata meydana gelirse return diyorum. FMT error F. Formatlı bir şekilde hata yazdırma işlemi yapıyoruz. Dosyayı açılırken bir hata meydana geldi diyorum. Şurada esi placeholder olarak tutuyorum ben. Ve başka bir es daha yazdım. Bunun bir tanesi ilki file name bilgisini yazacak. Diğeri de hata bilgisini ekrana basacak. Ve tabii standart çalışmamız kaynakları kapatmak. ZW diyorum. Burada create bir zip writer ile bir dosya oluşturmam gerekiyor. Onu kullanacağım çünkü. If yukarıdakinin benzeri olacak. Ben şunu kopyalıyorum. Ve dedim ki burada ne yapıyoruz? Dosya oluşturuyoruz. O zaman tamam. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Tekrar bir hatırlatma olsun. Ben başka bir function'da, ikinci function'ımda bir zip dosyası oluşturacağım. O zip dosyasını buna ikinci parametre olarak göndereceğim. Bir de bir isim göndereceğim. Bu dosya adıyla bu zip writer'ını kullanarak şu zip dosyası içerisine bu dosyayı yaz demiş oluyorum aslında. Şimdi bu nedenle burada aslında ben bundan sonra zip dosyası içerisine bir yazma işleminden bahsediyorum. Bu nedenle şuradaki açıklama kısmını değiştireceğim. Ve diyorum ki S zip dosyası içerisine yeni bir dosya oluşturulurken hata meydana geldi. Ve parametre olarak da bildiğiniz gibi iki tane parametre gönderiyorum. Şunu değiştirebiliriz. Biraz daha farklı bir yöntem kullanmak adına. Mesela MSG kullanırsak bunu, evet, böyle daha temiz bir görsel oluşabilir. Ve burada error f'i kullandım. File name'i ve RR'yi gönderdim mesaj olarak. RR IO copy diyorum.
writer verdim. Writer neydi? Yukarıdaki ben yeni bir dosya oluştururken ZipWriter'da yeni dosya oluşturmak amacıyla oluşturduğum bir writer'dı bu. Bize create nesnesi, bize bir IO writer dönüyor. Yukarıda sağda görürseniz görebilirsiniz onu. Ben bunu kullanarak işlem yapacağım. Ve ikinci parametre olarak da file'i veriyorum. Yani bu dosyayı bu zip içerisine kopyala aslında. Yazma dediğimiz işlem de bu oluyor. Error nil diyorum. Burada da benzer bir yok olacak. Şu yapıyı kullanalım. Hatta görsel olarak. Hatta kullanım olarak. Burada ne yaparız? Öncelikle S birinci parametre olarak bunu verdik. Biliyorum ki S dosyası zip'e yani zip dosyasına yazılırken bir hata meydana geldi. Burası tamam. Şimdi return nil diyorum. Ve buradaki işlem tamamlanmış oluyor bu şekilde. Şimdi diğer function'ımıza geçebiliriz. Func create archive zip file archive file name olacak bu. Dışarıdan alacağız bunu gene. Create archive zip file, evet doğru yazmışız. Ve bunun sonucunda da bir integer geriye dönelim. Bu işlemin başarılı olmadığına dair. Ve burada bir kontrol yapacağız. Len diyorum. Archive file name. Eğer archive file name'in içerisindeki string verinin uzunluğu sıfıra eşitse dışarıdan herhangi bir arşiv adı, dosya adı gönderilmemiştir. Bu da bir hatadır doğal olarak. Return -1 diyorum. Geriye direkt -1 olarak hata döner. Ve hataları bu şekilde aza indirdikten sonra şimdi flags dediğimiz bayraklara bakalım. OS içerisinde o read-only'yi kullanıyorum. OS içerisinde o burada da create'i kullanıyorum aynı zamanda. Ve son olarak da trunk da yapabiliriz. Evet. Eğer dosya yoksa oluştur, varsa yaz ya da kes parçalayarak. File diyorum. Devam edersek biz OS ile OS package'in içerisindeki open file ile dosyamızı açacağız. Ama bu dosya nedir? Adı ne bunun? Dışarıdan gelen archive file name olacak. Ve aynı zamanda da nokta zip diyerek bu isme bir ekleme yapıyoruz tabii. Çünkü bunun zip dosyası olması gerektiğini söylüyoruz. Biz ona göre kod yazdık. Ona göre bir paket kullandık filan. Mesela dışarıdan eğer kullanıcı zip değil de tar dosyasının oluşturulmasını ya da okunmasını istiyorsa o zaman siz burada bir switch yapısı kurarsınız. Switcher dediğimiz yönlendirici bir sistem. Ve eğer zip ise şu metodu çalıştır. Tar ise bu metodu çalıştır gibi yönlendirebilirsiniz. Bu da çok basit bir işlem. Bu da bir araştırma ödevi olabilir size. 0.644 diyorum. Ve eğer hata olursa bunu yönetmemiz gerekiyor. Log fatal F diyorum. Ve buradaki zip dosyamız zip dosyasına veri yazmak için açılırken bir hata meydana geldi diyorum. Şurayı oturmayalım. Ve hata nesnesini de verdik. Evet. Şimdi file nesnesini şöyle kapatalım. Bu arada sanırım logo silmiştir yine. Log paketini. Evet. Şunu da kapatabiliriz. Böyle. Göz yormasın. Bakın. Şimdi de ZipWriter oluşturuyorum bunu. Diyorum ki zip. Yukarıda zaten bir package'ım var. Zip. Onun üzerinden kullanılabilir. ZipWriter. Ve file'ı gönder buna.
Bunu yazacaksın diyorum. File neydi? Benim burada açmak istediğim, eğer yok ise oluşturmak istediğim ve bir şekilde hallettiğim file nesnesi, zip nesnesi aslında. Zip dosyası. Al dedim bunu. Ve işin bittiği zaman da bunu bir kapat. Bakalım. Tamam, işin bitmediğine göre o açık kalacak. Biz de o arada bir döngü yaparız. Ne deriz ki? File name. Ben yukarıdaki tanımladığım files adındaki dosyalar listesi içerisinde döneceğim. Files tabi range ile dönebiliriz burada. Ve eğer herhangi bir hata yoksa if add file fonksiyonunu kullan ve burada bir dosya ekleme işlemi yap. Neye ve nasıl? Benim verdiğim bu dosya adını kullan. Bu dosyayı eklerken bir de sana bir ZipWriter vereceğim. Bu ZipWriter'ı kullan. Bu dosyayı buna ekle. Demiş oluyorum. ZipWriter neydi? Yukarıda oluşturduğumuz yeni zipin ya da mevcut zipin nesne örneğiydi aslında. Şuraya aynı yapıyı kurabiliriz hata yönetim olarak. Neydi? Burada da zip değil de S dosyası şöyle şunu da yaparız. S dosyası zip dosyasına eklenirken bir hata meydana geldi. Evet, burada çift parametre göndeririz. Temel olarak burada işlemimiz tamam. Son olarak return 1 diyorum. Hata yoksa buraya kadar gelecektir ve işlemin başarılı olduğunu bildiren bir 1 değerini gönderdim. Şimdi main içerisine geldim. Result diyorum. Create archive zip file fonksiyonunu kullanarak diyorum ki zip şöyle bir numara verelim. Bu da size bir araştırma ödevi. Bu yazdığınız uygulamadan sonra şurada bir isim vereceğiz mesela. Zip 488.33 diye bir zip dosyası oluşacak. Ben bunu otomatik yapmanızı istiyorum. Yani random, rastgele bir string üretin. Zip artı şeklinde şu şekilde sizin ürettiğiniz random değer, random string burada olsun ve burayı dinamik üretin. Ben çok konuyu dağıtmamak için yapmadım. Result diyorum. Eğer sıfırdan büyük ise işlem başarılıdır. Ve FMT print işlem başarılı. Ve result. Eğer işlem başarılı değilse copy paste yap ve işlem başarısız yaz. Temelde işlemimiz bu kadar. Şimdi çalıştırıyorum. Şurayı da kapatayım. Şöyle temiz bir şekilde görelim yeni zip dosyamızı. Bakalım. Go.main.go dedim. İşlem başarılı ve gördüğünüz gibi zip dosyası oluştu. İspatlayalım. Bu dosyayı görelim. Dosyamız burada. İçerisine bakıyorum. 1 kilobayt bu arada. Zip tar'dan daha iyiymiş demek ki. Tar 3 kilobaytlık çıktı üretmişti. Bu 1 kilobayt. Bakın içerisinde veriyi de kontrol ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok.